Evet, 9. dakikanın içerisine girdik. Çorum FK 0, Amasya Spor Futbol Kulübü 0. Maçta 0-0'lık skor devam ediyor sevgili izleyiciler. Geldi 9. dakikada. Yeni transferimiz Enes Lavantoğlu'nun ayağından geldi. Defansın hatasıyla Mehmet Akgül topla buluştu. Kaleci hiç alınmadı. Ve boştaki penaltı noktası üzerindeki Enes'i çıkarttı. O da kolay bir gol attı. Evet, 9. dakikada Enes Lavantoğlu'nun golüyle Çorum Futbol Kulübü 1-0 öne geçti sevgili izleyiciler. Tabii burada golde büyük bir gole hazırlık açısından Mehmet Akyüz'ün katkısı, payı çok fazla. Olmanın o hatasını aradı. Evet. Enes Kütahya Spor'dan transferi Çorum Futbol Kulübü'nün. Kanat forvet. Gerçekten iyi bir transfer. Geçtiğimiz sezonlarda Kütahya Spor'u en golcü oyuncusu ismiydi. Çorum Futbol Kulübü'nde de bu performansı sürdürmesini bekliyoruz. İnşallah. Bu sezona da golle başlaması çok iyi tabii ki. Yüksel Hocam, bu arada tabii sevgili izleyiciler bizi ekrandan izliyorlar. Onların da, Çorumlu futbol severlerin de en çok merak ettiklerinden bir tanesi de gece maçı. Henüz daha şu anda netlik kazanmadı değil mi? Gece maçlarıyla ilgili bir durum söz konusu. Evet, Futbol Federasyonu'nun fikstürü belli olduktan sonra geçtiğimiz yıl mesela ilk iç 5 saha maçımızı gece maçı olarak oynamıştık. Yine büyük ihtimalle o şekilde olacaktır. Hem hava şartlarından dolayı hem de bir an önce kış ayı gelmeden ilk 5 maç gece maçı diyorsunuz. Geçtiğimiz yıl geçmeyecek yine aynı şekilde. Büyük ihtimalle yine bu şekilde olacak kanaatindeyiz, düşüncesindeyiz. Evet. İlk maçımız da Bursa Spor'la zannedersem ilk. İlk maçımız? İlk sahada ilk. Bir fikstüre bir bakalım. Tabii ki hemen ona göre de. İlk gece tabii maçlarımızın tabii ki TFF'nin geçen yıl böyle bir uygulaması vardı. İlk 5 maç, içerideki maç gece maçı olarak oynanmıştı. Hemen Yüksel Hocamız şu anda o ilk 5 maçı hangi takımlarla yapacağız ona bulmaya çalışıyor şu anda fikstürden. Yerine bakacağız tabii ki. Elimizde evet. Amasya Spor'un korner atışı dakika 67. Evet, Çorum Futbol Kulübü 12 Ağustos'ta Bolu'ya gidiyor. Bolu kampını sürdürecek. Üçüncü dakikanın içerisindeyiz. Çorum FK 1, Amasya FK 0. Üçüncülük temsilcisi Amasya FK oyuncu değişikliği hazırlığında. Akşam 7'den sonra tamam, rüzgar var demektir.
Bizim müsabaka hakemi Ahmet Ecevit'i su molası vermedi. Hakem triosundan da bahsedelim. Evet. Bu Atak'ın ardından. Atak'tan sonra evet. Ceza içerisinde yapılan hareketi, Yusuf Akgel'e yapılan hareketi Ahmet Ecevit faulle hükmetti. Çok tehlikeli bir yer. Bu arada hakem triosundan da bahsediyordu hemen. Çorumcili B klasman hakemi Ahmet Ecevit müsabaka yönetirken Amasya B klasman yardımcı hakemi Servet Barca yardımcı. Yine Amasya bölgesel yardımcı hakemlerinden Ebrar Balcı yardımcı hakemlik görevini yaparken de dördüncü hakem de Çorum ilimizden Çiğdem Varan hocamız, bölgesel kadın klasman yardımcı hakemi. Sahada takımlar Çorum Amasya iken hakemlerde de yine Çorum Amasya dostluğu var. Evet. Evet. Burak Çalık var topun başında. Tehlikeli topları Burak kullanmış. Burada Yusuf kullandı ve topu da ağlara gönderdi. Kendisine yapılan faulün sonunda Yusuf Akgel güzel bir vuruşla barajın arasından geçti. Baraj hatası da var orada. 76. dakika. Çorum Futbol Kulübü'nün 2-0 öne geçiren gole imza attı. Yusuf Akgel'de yeni transferlerimizde. Evet. Yusuf Akgel bizi izleyenler için tekrar söyleyelim. Hangi